Evet efendim. Yes, geldik. Söylemezsem olmazın ikinci yarısına hoş geldiniz. İkinci ne çabuk yarısı, geçiyor ben anlamıyorum. İlk yarısından daha keyifli geçsin. Çünkü ilk yarısında daha böyle televizyon programlarını yorumlayarak geçirdik. Asıl dedikodu gıybet. Aynen. Yani ünlü kim kimle nerede ne yapıyor aşk yaşıyor onun anteninden tutmuş. Asıl meseleye şimdi giriyoruz. Of. Tamam şimdi şöyle bir artık açalım. Hadi, hadi. Çekirdekli, çekirdekleri alın kardeşim. Bu saatte. Aa, tamam abi. Ünlülerin aşk dünyasına giriş yapıyoruz izninizle. Aynen. Güzel süper. Bir VTR'miz var. Süper. Kim kimle aşk yaşıyor. Ay, ve adım adım yeniden evlenenler evlilik tarihleri belli olmaya başladı. Bak kim kimle aşk yaşıyor. Şu kim kimi aldatıyor, kim kime boynuzda bayılıyorum. Asıl magazin o zaten. Peki kesinlikle. Duyum geliyor mu sana kim kimi aldatıyor diye arkada hiç? Tiyo mu? Tiyo dedikodu. Gelmez mi? Bir sen dakika. Neler geliyor neler yeni, anlatacağım yeni, size. Bugün aa! Var mı? Bak neler anlatacağım hadi inanamazsın. Tamam. Dur önce bir hemen ünlülerin aşk dünyasıyla ilgili haberimizi izleyelim. Ondan sonra Arto, Yağmur ne anlatacaksınız kimsenin bilmediği? Oo, neler Arto var, başlasın neler. Ben devamını getireceğim. Neler var önce seyredelim. Hadi bir haber turu. Hadi bir aşk dünyası hadi. Ünlülerin. Magazin dünyasının havasından... aşk kokusu var. Kimin sevgilisinin ailesine giriyor? Kimi biricik sevgilisinin doğum gününü aşk dolu sözlerle kutluyor? Kimi ise Ramazan'dan sonra nikah masasına oturuyor. Kimi ise yaz düğünü planlıyor. Burak Deniz ve Bestem Sözdemir'le başlayalım. Güzel oyuncu Bestem Sözdemir ve Burak Deniz'in arasındaki aşk dedikoduları çok konuşuluyordu. İkili aşk yaşadıklarını bir türlü açıklamasalar da geçtiğimiz günlerde Bestem Sözdemir'in sevgilisinin doğum gününde sevgilisinin ailesiyle bir araya geldikleri ortaya çıktı. Sibil Çetinkaya ve Şükrü Özyıldız'a geçelim. Sosyal medyanın gözde çiftlerinden olan Sibil Şükrü çiftinden Sibil, sevgilisi Şükrü'nün doğum gününü bu karelerle kutladı ve şu notu düştü. Geldiğin yere ışık getiriyorsun, iyi ki doğmuşsun. Ebru Gündeş beklemek istemiyor. Geçtiğimiz gün sahnesinde ben daha bitmedim diyen Ebru Gündeş adının evlilik iddialarına karıştı. Osman Özdemir'le iddialara göre Ramazan'dan sonra evleniyor. Öte yandan Ebru Gündeş'in bu evlilik iddiası hakkında köşe yazarı Ahmet Hakan çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeni bir aşk erken açmış Ebru kardeşimiz. Gönlü yine bir iş insanına kaymış. Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım? Hele Reza'dan sonra gerçekten bıkmadın mı? Hem de bu nasıl bir gönüldür ki her defasında hiç sekmeden bir iş insanına kaymaktadır. Sınıfsal seçiciliği bu denli yüksek bir gönül olur mu? Olsa da ona gönül denir mi? Neyse aman bana neyse. Ahmet Hakan sizce haklı mı? Ebru Ramazan'dan sonra Tolga Sarıtaş yazın. Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş'ın yaz aylarında sevgilisi Zeynep Mayruk'la evleneceği iddia ediliyor. Merve Dizdar paylaşmaya doyamadı. Güzel oyuncu Merve Dizdar sır gibi saklayıp geçtiğimiz günlerde ilan ettiği sevgilisi Cihan Aygel'i paylaştı. Evlilik teklifini illa erkek mi edecek? Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı eşi Ufuk Beydemir'le evlenmeleri için teklifi ben ettim dedi. Oh be, şöyle haberler. Candır, Hakan Altın candır. Gerisi evet, heyecandır. Çok, çok tatlı bir adam. Hala adamın müzmin bekar. Evet, sesi hayatım, de bozulmadı. O adam evlenemez. O adam niye evlenemez? Beyaz gibi. Niye evlenemez? Bunlar niye evlenemez? Sen beni anladın bunlar mi? Erkek, hayır. Bunlar erkek arkadaşlarından ayrılamıyorlar. Ha, sofralarından ne diyecek dedim ya. Yok, sofralarından ayrılamıyorlar. Hı hı. O güruhtan ayrılamıyorlar.
hiçbir kadında tamam bir gün tahammül edersin, üç gün tahammül edersin de kusura bakma da kocanı var. Yani yatakta beklerken, kocanı yatakta beklerken mecazi anlamı yani yatakta beklerken nerede? Orada 10 tane tınır, adamla tınır, tavla tınır. Oynuyor. Ayı pavyona gitmesinden iyidir yani. Yeter ki gitsin tavla oynasın ya. Öyle olmuyor ama işte. Ama şimdi o icicim aylarından ama sonra Hakan Altun akşam tek tek eve konuşun. Geliyor. Tek tek konuşun. Söyleyeyim. Söyle. Eve geliyor. Teklif ediyorum. Öyle sen demiyor. Sen diyor. Diyor sen orada tamam diyor. Eriyorsun. Neliği teklif öyle ediyor. Ondan sonrası sıfır. Ne? Bak ondan sonrası yok. Yok abi yok. Yok. Şimdi o aşk erkek muhabbeti ya, başka yok bir şey. Erkek muhabbeti. Erkek erkeğe çıkmak. Erkek erkeğe halı sahaya gitmek. Onu bir salacaksın abi, erkeği hayır orada. Bu erkekten vazgeçmiyorsan salamıyorsun da. Kadın tamam 3 kere 5 kere kabul ediyor. Abi her dakikada sevgilini kocanı devamlı da erkek arkadaşlarını öyle doğru mu? Katılıyorum. Bak. Ya ama yapamazsın. Şöyle bir şey var. Yapamaz. Demek ki adam seninle birlikte güzel vakit geçiremiyor. Sen eğlenceli bir kadın değilsin. O zaman boşansın. O yüzden de o zaman kadın boşanacak bundan rahatsızsa. Yani. Sen şimdi erkeğin de eğer keyifli vakit geçiremiyorsan adam sürekli erkek arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmekte eğer tercih ediyorsa o sorunu kendinde arayacaksın. Öyle. Hakan'ı konuşup da Beybur Gündeş'in burada olması evet, hadi birazcık aşk ironi konuşmaya devam. Siz zaten Hakan Altun'a nereden geldik? Hakan Altun'un aşk haberi bile yokken bir şarkıyla size Allah kahretmesin. Dağıtmayın kapı konuyu ayol. Toparlayana kadar ne konuşuyoruz? Şimdi Ebru Gündeş konuşuyoruz çünkü artık tarihler belli olmaya başladı. Çocuklar tarihler belli olmaya başladı ama bu adam karısına, eski karısına öyle bir doğum günü partisi yapmış ki. Aa, çocuklar ne bunun zaman haberi geldi bana. Evet. Daha aylar önce. Evet, ay, evet. Aylar. 3-4 ay, 5 ay. En az 2-3 milyon liranın en az harcandığı ve zevkle harcandığı Günel'in ve Ebru Yaşar'ın çıktığı muhteşem bir partiyle kutlanmış. Evet. Adam sonra ne olmuş? Bu adam çok iyi bir adam. Belli. Çünkü çok seveni var. Sevenleri de ben tanıyorum. Boşa sevmezler bir insanı. Demek ki ya bir tık çapkın ya evde gerçekten mutlu olmadığı için. Bana tatlı tatlı anlatıyor. Ya hayır demek ama ki. Ama böyle bu işler. Yani evlendin diye ömür boyu evli tabii olacaksın. Tabii zaten gayet ikinci evliliği. Çok enteresan değil mi? Günel'le Ebru Gündeş'in yine buluşması. Şaka gibi değil mi? Şaka gibi. Şaka gibi ya. Yani. Peki adam doğum günü yaptıktan sonra ertesi günü evi terk etti diye bir iddia var. Yani inanılmaz değil mi ya? İnanılmaz. Ya ben en azından 2-3 milyon lira harcamışsam bir 10 gün kalırım şey yani. Kalırım sonra, yani. Sonra ailesi dolandırmadan önce bir gece önce parti yaptı ya. Evet. Parasını aldı insanları bravo çağırdı evde. Onlar eğlendi. Evet. Kenan Doğulu'yu falan evet çağırdı. Sonrasında tüydü. Var böyle tipler diyelim de. Boşamış ama işte o boşa derken o da evi terk etmiş. Sen burada tabii mecazi anlamda bunu söylüyorsun. Tabii, tabii ki beyefendi iyi bir iş adamı. Ama ya çapkın yapacak bir şey yok. Yani çapkın, evde de mutsuz çapkın olan adam. Ebru Gündeş'i de aldatır mı? Bugün kendi karısını aldatan, buna, üçüncü evliliğini yapan tabii ki Ebru Gündeş'i aldatır. Buna Ebru Gündeş kendi düşünecek. Ay darin narin narin. Ebru Gündeş düşünecek. Bunu ben düşünmeyeceğim. Ya da kendi tabii Ebru Gündeş için söylemiyorum ama herkes karmasını yaşıyor günün sonunda. Hmm. Ya da aldatılır Ebru Gündeş tarafından. Ayda, şimdi dün bambaşka bir şey konuşuyorduk, bugün bambaşka bir şey konuşuyoruz. Yaşattığını yaşamadan bir gün yaşarsın. Ha? Ama çocuklar ya ben bak bu işin bittiğine geliyor inanıyorum ama Selin Hanım'la hiç böyle bir konuşsak en azından Selin çaktırmadan Hanım bir öğrenelim. Yani istediği zaman bize bağlanır. Yani farkındaysanız zaten oradan hiçbir şekilde haber alınamadığı için biz şu anda sesi düşünüyoruz. Sadece aslında Murat Özdemir'le Ebru Gündeş'i konuşuyoruz. Onların aşkı ne zaman ama başladı. Ama aslında bunları da birileri servis ediyor. Çocuklar tabii aslında. Herhalde. Yani herkesin yanındaki birileri bunları her şey da birileri servis ediyor. Ebru Gündeş'in sahnesinde yine bir performansı vardı. Dün burada değildi. Çok mutlu evet gözüküyordu. Bir tane daha ben bir şey söylüyordu. Gördüm. Yaktın beni insafsız. Evet. Ay o inanılmaz aşık mesajlar. O iş tamam. Onlar ne şimdi Ebru Gündeş'in söylediği her şarkıyla mesajı gönderiyor muyuz? Hayır ama Ebru Gündeş o mesaj almıştır vermez hadise gibi. Ebru verdiği zaman yani evet mesaj vermek istediği zaman zaten veriyor bu yolları seçiyor. Seçiyor. İstemediği zaman da istediği zaman da Allah mutlu etsin. Eğer ki iki taraf ya bir taraf bir taraftan gitmişse evet bu kadar yapacak bir şey hiçbir yok şey çocuklar. Yok. Yapacak bir şey yok. Bu kimsenin birinci evliliğiyle değil. Değil. Dolayısıyla ben şey diyemiyorum. Aman çok masum evlendiler de çok ilk evlilikleri öyle bir şey yok de ya. Aynen öyle. İlk yani boşanan onun için onlarla değil son boşanan onlar da olmayacak. Aynen öyle.
Mutlu. Ebru'nun da mutlu. Önemli olan insanı aptal yerine koymamak. Tabii. Ben buradayım. Başkasına yani yanında takılıp sonra gelip burada olması değil. Selin Hanım tarafından neler gerçekleşti? Evet. Orada bir kadın üzülüyor sonra mu? Çok boşanmak şey. İstemiyor muydu? İkiniz zorla mı? Boşanma. Tamam. Kağıtları imzalatıldı. Sorayım mı size? İkinize de. O yüzden sormak istiyorum. İkiniz de kadınsınız. Siz Selin'in yerinde olsaydınız sonuçta çemkirmez miydiniz? Bir beyanat vermez miydiniz? Ya da bazı şartlar çok hoşuna gitmiş ki susuyorsunuzdur. Ha. Öyle çok bak, başka ki. Bir yerden şey oldu. Oo, hele şimdi o şartlar, şartlar dedi. Yani... Şimdi o şartlarla ilgili olarak da Ahmet Hakan köşesinde hadi canım. Ebru Gündeş'le ilgili zaten yazmış. Bayılır. Ahmet Hakan magazine bayılır. Girmese bayılır yani. Bak şaşırırdık. Şimdi. Ama bak giriyor. Şimdi biz burada dedikodu yapıyoruz. Ondan sonra diyoruz ya hiç biz konuşmadık. Tabii. Hiç dedikodu yapmadık. Kimi konuştuk ayol? Biz kendimizi konuşup diyoruz ya. Nasıl Ahmet kendimize Hakan'da, geldik? Bana bak olaylar. Nasıl burada, kendimize tabii. Geldik hemen. Madilikler burada. Hanımlar topladı. Toplanın. Büyük madilik var. Toplanın sevmediğiniz kadın burada. Mavili olan mavili. Benim. Bebe mavili bugün. Bebe mavili. Şimdi Ahmet Hakan köşe yazısında şöyle bir yazı kaleme alıyor. Ebru Gündeş'in bu yeni aşkıyla ilgili olarak efendim. Yeni bir aşka yelken açmış Ebru kardeşimiz. Ay hani Brezilya dizisi gibi çabuk. Gönlü yine bir iş insanına kaymış. Ha. Bıkmadın mı iş insanlarından Ebru bacım? Hele Reza'dan sonra gerçekten bıkmadın mı? Hem bu kadar nasıl gönüldür ki bu her defasında hiç sekmeden bir iş insanına kayıyorsun. Dün ben söyleyecektim araya giremedim. Aynen doğru bir analiz. Şimdi sınıfsal seçiciliği bu denli yüksek bir gönül olur mu? Olur mu? Oluyor demek ki. Olsa da ona gönül denir mi? Pardon da bir size de soru sormak istiyorum. Hayır. Bitireyim. Hayır bitirme. Bir dakika, devam et sonra. Arada, çok güzel. Başka bir şey söyle. Çünkü unutmayalım işte. Peki illa fakire mi aşık olması lazım? İlla daha başka sınıfa mı aşık olması lazım bir kadın ya da bir erkek? Şimdi kendi bir kadının, janrında birini şimdi, bulamaz mı? Herkesin... Niye Ebru Gündeş kendinde görmediği adamda görmeyeceği şeyi paylaşsın istesin? Herkesin bir skalası vardır ama yaş ilerledikçe bu skala evet değişiyor. Önceden daha farklı seviyorsun sonra... Daha başka şeyler arıyorsun. Bu yaşla orantılı bir şey. Ama tabii Ebru Gündeş'in şaşmayan bir durumu var ki evet. Ultra normal durumda adamları bulmuyor. Kusura yani, bakmayın da ben de zengin seviyorum. Herkes yani. Zengin sever. Parasız erkeği bir tek annesi sever. Adamsın. Ben burada ayrılıyorum. Beni sosyal burada ayırır bu. Mısınız efendim? Ben ayrılıyorum. Neden? Burada sizde. Ama senin yani... kokoreççi fena yok. Değilmiş yani. Ay. Fena biz değilmiş. İkinci dükkanımızı açtık. Bursa'da açılış, bekliyoruz açılış efendim. Açılış yaptılar. Parayı bulacaklar. Bursa'ya anne, hepinizi gönderiyoruz. Nereye kadar idare edebilirsin? Her zaman cebinden vermez. Tabii ki çalışacak. Şöyle. Biz demiyoruz ki. Ama o tamamen kadar... herkesin kendi hayatıyla alakalı olarak. Şimdi o bekle. Nasıl yani? Para yedirdiğin adamı devamlı maymun gibi. Eli ayağı yoksa niye çalışmıyor ben onu anlamıyorum. Bir adam kim çalışmıyor? Ben kadın halimle çalışıyorsam niye çalışmıyor? Abi. Adam dediğin evden çıkacak, evet. Gidecek çalışacak. Tamam Seda Sayan da öyle adam, söyledi ya zaten. Kadar. O ne dedi öyle ya sabahtan akşama kadar evde evet, oturan adam mı olur? Bak çıksın, Seda gitsin, Sayan'ın çalışsın. Kocasına gencecik çocuk. Kimse Seda kadar zengin olamaz. Aynen haklı. Öyle. Ama çocuk ne yapıyor? Orada gidiyor sahne alıyor. Yeni şarkılar yapıyor. Programda birlikte Seda çalışıyor. Seda Sayan bunu emek kendine? Veriyor. Seda'ya emek veriyor. Harika bir şekilde güzel bir merch olmuşlar. Çok güzel bir birliktelikleri var. Buna okeyim. Ama sen 7/24 elinde oturuyorsun, içiyorsun bir şeylerle. Yok canım öyle bir şeyden bilmem bahsetmiyoruz. O 5 kuruş etmeyen bir adamsın yani, sen ya. Yani sonra gidecek kadın çalışacak, eve kadın ekmek getirecek, ondan. O ona para verecek. Öyle bir pardon. Şeyden bahsetmiyoruz canım. Bu şimdi şundan bahsediyoruz. Sonuç olarak hani Ebru Gündeş, onun zaten bir duruşu, onun bir zaten konumu, onun zaten paraya ihtiyacı yok. Kadın tamam, bir tane sahne açıyor zaten. Ama götürecek Ebru Gündeş'i. Hayır ondan bahsetmiyorum. Yani. Fakire aşık olsun muhabbeti değil bu yaptığımız. Ultra zengin iş adamlarından bahsediyoruz. Seviyor hani abi. Normal seviyesi seviyor. Değil. Seviyor abi. Onun da seviyesi o demekti. Hani aynen tercihler sonuçta evet. Tartışıyoruz. Genç yoruma açık. Ve... Ama baktığımız zaman Ebru Gündeş'in hayatından geçen erkek tercihleri ve koca doğru, tercihleri doğru. Çok ultra oluyor yani. Mevzu bahisimiz evet. Bu.
Onun bir tarzı hani var bu. Ve tarzı evet. Var. Evet. Yani bu iş kadar. İnsanı. Bu, şimdi konuyla alakalı olarak da. Bu arkadaş da çok cömert bir adammış zaten benim duyduğum. Şimdi hani yapmış ya eşine de kaç milyonluk doğum günü? En az 3 milyon en diyorum. En az 3 milyonluk bir sadece, doğum gününden bahsediyoruz. Sadece sahneye neredeyse 500 binden fazla TL atılmış. Ya bunu tartışmaya gerek yok. Toplayanlar olmuş mu? Tabii saz üstadları sanatçılar için. Benim yani onlar için. Fakir ruhu İşte bak gönlüm. Dediğim şeye geliyor. Eğer bunu yapıp ertesi gün bambaşka duruşlar, tavırlar sergiliyorsan burada normal durumlar yok. Ve bu günaha giriyor yani baktığınız zaman. Ama şey kaoslu bir evlilikmiş demek ki. Ama yani hiçbir adliye geldiyse. Evliliğim bitti, aşkım bitti. Sana karşı bir şey hissetmiyorum. Aşkın olayım. Yağmur. Hadi bak, şimdi bir dakika nokta koyduk. Çok ne geldi? Bana geldi. Bir bilgi daha geldi. Evet. Gönder gelsin. Bir gazeteci arkadaşımızdan. Ama adını verip vermeyeceğimi bilmediğim için. Bak ben tanıyorum. Tanıyorsunuz onu, çünkü göstermemem lazım. Selin Hanım çok yakınından geliyor. Asla aldatma veya aldatılma konusuyla alakalı asla yan yana gelmek istemiyormuş bu konularla alakalı. Da aldatıldım ya da aldattım neyse ne. Bunlarla alakalı asla konuşmak istemiyormuş ve asla kendini yan yana getirmiyormuş bu konularla ilgili. İşte tamam. Süper. Gündem olmak istiyor. Bence bir kadın duruşu açısından 10 numara hareket. Tamam. Şu zamana kadar çünkü bu konularla ilgili olarak boşanma davalarında hep buralarda işte programlara konuk olan, telefon bağlantılarıyla konuşan ya da sosyal medyasından paylaşımlar yapan acılı kadınlar gördük. Hani beni rahat bırakın çünkü bitmiş gitmiş bir iş var burada. Demek boşanmışlar günün sonunda. Ya, güzel şimdi bittiği için de kadın buradan prim kasmıyor. Ve diyor ki tamam okay. Diyor ben koptum gittim ben boşandım evet. Artık. Ben bu konularla ilgili olarak bu aldatılma olayıyla ilgili benim ismimi yan yana götürmeyin. Beni konuşmayın diyor yani kendisi. Ebru Gündüş'ün güzelleştiğinin farkında mısınız? Bakar mısınız? Aşk mı yaradı? Aşk yaramış. Yarıyor. Genç enerjinin sana mesela vampir gibi düşün. Nasıl şey oluyor? Kan aldıkça. Siz kadınlar da bu aralar bir genç enerjisini takmış durumdasınız. Çünkü yani erkekler solistler daha olarak. Çabuk yaşlanıyor kadınlara göre. Kim? Erkekler. Nasıl yani? Yani şöyle, tam tersi. Ruh olarak evlilikten bahsediyorum. Ama gel gelelim ruhlar aleminde yaşamıyoruz. Sonuç olarak kadınlar erkeklere göre daha erken hadi yaşlanıyorlar. Hadi kapışın. Kapışın. Diyorum işte sana. Ha? Hayır. Sen tam tersini olarak, söyledin o zaman. Fizyolojik olarak bahsetmiyorum. Ruh olarak, evet. Biyolojik olarak bahsediyorum. Kadın daha mı genç kalıyor diyorsun? Evet, kadın, daha fıkı mesela, daha şıkır şıkır. Bir söz vardır. Arzu Sabancı paylaştı bunu geçenlerde. Erkek aşkı kadında bulur, kadın aşkı aşkta bulur diye. Parada bulur. Yanlış yazmış bence. Suçlu insan etmiş parada. O sensin. Kadın ya nerede benim? Yok, o sensin. Nerede benim? Ya. Benim parayla marayla falan işin olmaz. Ay. Ay. Önce ne demek benim? Nereden biliyorsun öyle olduğunu? Evet, sen nereden biliyorsun parayla olduğunu? Yaptın ne demek? Söylüyorum. Öyle bir ithamda bulunmayacaksın. Hayır, değil. Hayatta parayla falan kadın benim işim olmaz. Bulur. Tamam normal şartlarda o, kadınlar o senin yorumun. Parayı tercih ederler. Daha çok hayır. Parası olan erkeklerle birlikte hayır, olmaya çalışırlar. Zekası. Zeka çok arayan çok olmayan... az. Zeka sapsoseksüellik çok az sen kadının tercih ettiği yaptım. Bir dedim durumdur. Ki kadın dedim paraya bakar. Hayır dedim genelde ben o senin yorumun. Genelde kadınlar parayı severler. Şu genelde ne yaparlar? Kocam bana şunu alsın, kocam bana gezdirsin, kocam bana işte bir tane çanta alsın. İşte kocam bana ev alsın. Da var. Daha bu çok kadınların da var. Şu dönemdeki ama o sensin. Genelleme yaptığımızda bizim şu andaki Türkiye'mizin koşullarında tercih meselesi parası olan erkek. Kadınlar her yerde parası olan erkek ama arıyorlar. Şey çünkü para bittiği zaman karın doymuyor. Kadınların da bitmek bilmeyen istekleri var. Bundan dolayıdır ki kadınların aşık olmaktan öte şu andaki ilk mantıksal tercihi daha çok parası olan bana bakabilecek, benim isteklerimi karşılayabilecek erkek. Mantık eğrili. Şu zamanda şu anda sanat camiasında olan ve susup kendi erkeğinin dışarılarda neler yaptığıyla alakalı görmedim, bilen, duymadım, aynen. Bilmiyorum deyip çok benim düzenim var, devam aynen. Etsin diyerek o kadar çok onu diyorum, kadın var ki. Işte, tamam. Şimdi bunu söylüyorum. Aslında aynı şeyi söylüyorsunuz bir şekilde. Hande konuşsun da mevzu şu. Söyle Hande. Yani işte konuşacak bir şey geldiği zaman burada konuşurum tabii ki kendimi ifade ederim. Zaten aynı şeyi savunuyoruz. Benimle alakalı. Aynı şeyleri üst üste tamam. Konuşmamız. Arzu Sabancı bir şey söylemiş. Farklı espri tabii ki herhalde. Çünkü ikimiz de farklı bir rengiz. Farklı bir renk olduğumuz için tabii ki sen farklı yorum yapacaksın. Ben farklı bir yorum yapacağım. Döndük yine Evri Günde işte aynı şeyi konuşuyoruz. Çok içerik var. Farklı analiz gidersek ben izleyici ekranı tutma derdindeyim. Yoksa benim tamam şu izleyici gitti mi sanıyorsun? Kadın aşka bakar, kadın hayır, paraya. Hayır izleyici gitti mi şu anda? Herkesin ilişkideki dinamiği farklı. Konumuz o değil. Aynen öyle. Herkesin bakış açısı farklıdır. Herkes başka bir şeye bakar. Arzu Sabancı öyle söylemiş. Ben böyle söylüyorum. Başkası
paraya bakar. İki gün sonra onun yanındaki kadına bakar. O parayla onu satın alan adam. Ay beter olun. Kavga edin ama benim, canıma değil. Ya şu an tartışıyoruz canım. O bambaşka görüşü var. Benim bambaşka görüşüm var. Öyle kadar benim yanımda kalır. Keyfinde yerim. Herkesi gıpteyle bakar. Burada yani, Hande'nin alındığı şey aslında sen onu söylemezsen hayır, de. Hayır benim alındığım nokta şu para, değil. Şimdi para biliyorum. Mevzusu bana sen döndürürsen. Onda çok bak ben evet. Bir dakika sen ben onda çok kırmızı evet. Çizgim kırmızı var. Çünkü şeysi. Benim kırmızı çizgim var çünkü şöyle. Çünkü şimdi tek bunu başına dersen, gelmiş ya. Bunu dersen şey, bu ben değilim. Ben beni de böyle tanımlayamazsın. Herkes çok tamam da şimdi bak benim kocam yok. Hayır tamam. Öyle zannetmesin. Ben ama bak o parayı. Bir dakika ben parayı istesen sen kocanla iş yapıyorsun zaten. Bir dakika şu kocayla iş yapmak çok başka. Kocayla var olmak çok başka. Tamam. Kocanla varsın ama. Şimdi ben orada değilim. Mevzu şu. Sen şimdi bana diyorsun kocayla ki sensin. Kocayla olması kötü bir dakika, şey değil. Güzel bir şey. Bir dakika. Konu o değil sen, ama. Sen Yağmur. Sen bana şimdi burada o sensin dersen. O senin para yorumun. Konusunda. O benim senin yorumum yorumu. Değil. Sensin dedin. Onu bana o itham ettin. O senin yorum. O sensin. Şimdi konuyla alakalı. Ben şimdi bana söz bende. Ben eğer paraya tamah edecek bir kadın olsaydım şu an burada olmazdım. Niye tamam. Burada ol? Ben şu an burada olmaz. O paraya, hayır, çünkü o benim. Para ama şu, onu ben kazanıyorum. Tamam, onu ben şey. Kazanıyorum. Tamam. Ebru Gündeş gibi ultra zengin iş adamlarıyla, parası olan insanlarla, öyle oralarda yatım olsun, buralarda katım olsun, olsun. Bu çantayı koyayım, paylaşayım. O da bir. Eğer o isteklerde olan bir kadın sence olsaydı, bir tercih benim için onu çok kolay. Işte, o yollar benim için çok kolay. İşte, tamam işte, onu bana doğrultma hayır, yani. O da onu tercih etmediğini, onu söylüyor aynı zaten. Aynı şeyi konuşuyoruz ya. Aslında aynı taraftayız. Aynı şeyi konuşuyoruz. Sadece ben seni anladım. Ya o tek başına gelmenin şeyini zorluğundan sen, dolayı. Ben senin hayat hikayeni Armağan Çağlayan'da izledim. Sen tek başına gelmişsin. Allah şükür. Hepimiz tek başımıza geldik. O tabii daha kadın ya ve sen de kadınsın. Ben de kadınım. O da aynı şeyi sana söylese biliyorum ki sen de dirayet koyarsın. Ben onu ne yapmak istediğini anlıyorum. Ben de onu çok iyi anlıyorum. Biliyorum yani. Direkt hatta bana söylerseniz ben ifade ederim burada kendime. Hande'ye kendim de söyledim. Bazen zorbalığa kalıyorsun mu beni üzüyor dedim. Onu da araştırdım. Aynen. Tabii ki partnerliğimi araştırarak olsun, unuturdum. Birbirimizi tanıyoruz işte onu yani söylüyorum. Sonuç olarak. O senin yorumun olduğu için o sensin dedim. Tamam. O senin yorumun. Şimdi sen Arzu Sabancı yorumunu söyledin. Neyse izleyici ben. Yorumla kim alakalı olarak da ben de dedim ki. Kadın aşık olur dedim. Sen bunu onun için mi söyledin? Bak kadın ne kadar paraya boğarsan ben dedim ki normal şartlarda kadınlar para sever dedim. Hayır acaba o Arzu Sabancı olunca mı acaba ya, yorumu öyle bir hanımlar oldu? Bize yazabilirler mi acaba? Aynen. Bu kadınlar para olmadığı zaman neyle geçiniyorlar? Aynen erkek öyle. Evine para getirmediği zaman dalgaya. Karın doyuyor mu? Işte. Yani bizim kadınlarımız tabii ki artık günümüzde de her şey çok pahalı olduğu için insanlar sosyal medyalarında bütün hayatlarını bak, göz ben söyleyeyim. Tamam geliyorum. Tamamlayacağım. Parası kulak bende. Geleceğim. Ben demin. Tamam. Bence nokta atışıdır evet, ya. Evet this is it. Evet okey. Neyse aslında, devam ediyoruz. Aynı yerdeyiz aslında. Tamam hadi devam edelim. Hadi edelim. Tamam noktayı koyalım. Kişiselleştirmeyelim olayı. Güzel böyle keyifli. Şimdi bir nokta koydunuz aslında ya. Aslında dışarıdaki halkın sesini yapmış olduk. Yani, doğru yaptık yani. Doğrudur bu tartışma. Burada bir farklı renkleriz yani. Bakış açısı olarak. Şimdi Ahmet Hakan'ın açıklamalarını verdik. Çok nokta atışı. 10 numara. Onları süper. Onayladık ama sonra ne yapmış biliyor musunuz Ahmet Hakan? Ebru Gündeş'i aramış. Konuşmuş. Sonra demiş öyle ki yapıyor. Evet. Neyse. Aman. Bana neyse. Hani bu kadar lafı koyuyorsun. Evet. Bunu da köşe yazında yazıyorsun. Söz uçar yazı kalır. Ondan sonra aman. Şey gibi dedikoduyu yapıp neyse. Biz dedikoduyu dedim, yapıyoruz. Böyle başladım aynen. Ya zaten. Böyle bir köşe yazısı yazmış. Ahmet Hakan'da böyle şeyler oluyor. Zamanında ben de dans ettiğim zaman kendisi sana beni yazı yazdı. Köşesini taşımıştı. Sonra ne yapmıştı? Ondan sonra benden özür diledi. Evet. Niye biliyor musunuz? Şöyle çark ediyorlar. Çünkü herkes kendi işine geldiği yerden, işine geldiği şekilde rating, yorum yapıyor. Rating abi işte biraz önce Acun için konuştuğumuz şey biliyor musunuz? Aslında normal. Yani bu artık mübah görünüyor. Onu diyoruz, mübah. Maalesef. Tamam mübah olan yerde mübah. Yine R yapmış. Benimle alakalı da kendisi R yapmıştı. Ondan sonra da özür dilemişti. Çünkü benim dansımı eleştirmişti ilk etapta. Sonra da bu konuda çok sektar davranmışım. Kendisinden özür diliyorum demişti. Bravo. Çünkü Seda bravo. Sayan'ın sabah programında operatör Doktor Banu Küçükpolat dans etmişti. O dans edince, doktor dans edince o zamanlar da pandemi zamanı pandemide dans eden bir doktora giydiremez. Onu eleştiremez çünkü doktorlar o zaman da yaptıkları işlerle çok büyük bir emek verdikleri için halkımız adına çok büyük kutsallaştırılmıştı. Şimdi dans eden bir doktoru överek
Zaten onu bırakın, bir doktor gülüyorsa, dans ediyorsa, sosyalse, mizah duygusu varsa, göbek atıyorsa, kısıntılık yapmıyorsa, bırakın şarkı söylesin, kafasını Bravo. Gözünü kırarak da olsa şarkı söylüyorsa, ağır olma fiyakası atmaya kalkışmıyorsa o doktor iyi doktordu. Şimdi o doktor göbek attığı için iyi doktor olmuştu. Çünkü doktor olduğu ben için. Ben tükaka Aynen. spiker olmuştum. Aynen. Beni doktor eleştirmişti. Sonra rey yapıp benden özür dilemişti. Yapıyor Aynen. bunu Ahmet Hakan. Söyler. Aman dur sonra bana neyse der. Bu da cinsiyetçilik ve bu da sınıfçılık aslında. Şimdi, doktor okey ama spiker hayır. Ebru Gündeş, Ahmet Hakan köşe yazısı durduruyorum. Sibel Çetinkaya'yı sen birazcık yakından tanıyorsun. Şükrü Özyıldız'la olan aşkı. Siz tanıyorsunuz. Ben tanımıyorum. Biz şahsen benim şeyim yok. Ben Şükrü'yü seviyorum. Çok iyi buldum. Çok yakışıklı, başarılı bir oyuncu. Sevgilisini açık açık eline tutarak dışarı çıkıyor ve gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. Biliyorsun eskiden böyle şeyler asla yapılmazdı. Kimse sevgilisini göstermezdi. Şimdi çok güzel. Aşkı güzel gençlere anlatmaya çalışıyorlar. Tabii yıllarca popstarlar hepsi sevgilisini sakladı. 90'lar döneminde özellikle çünkü Doğru. senin fan kitlen senden uzaklaşacak diye korkarlardı. Halbuki hiç öyle Şimdi bir şey. Artık çift olarak anılmak çok keyifli geliyor. Nasıl öyle bir kız kabul Sibel? Ediyorlar. Şimdi Sibel sosyal medyada herkesin bir kategorisi var, bir klasmanı var. Bu ayrılıyor. Durumu bir tık mesela kendi çabalayıp bir yere gelen influencerlar var. Mesela içerik üreticisi veya çok güzel make-up yapıyor. Var oluyor ama Sibel aileden gelen bir konumuyla güçlü olduğu için aile. Bir tık diğerleri varlıklı olduğu için aile. Için, evet. Onun sektöre girişi daha kolay oldu. Bizim hemen aynı süreçte ortaya çıktık diyebilirim. Influencer magazin yapıyordum o süreçte. Ben de daha yeni sektöre giriş yapmıştım. Beraber tanıdık diyelim o güzel, süreçte. Birbirimize çok güzel. Çok hepimize etkisi oldu tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Sibel'in tabii ki ilişkileri oldu. Daha öncesinde de oldu. Burak Yörük'le bir ilişkisi oldu oyuncu. Bilirsiniz. Evet. Orada yıprandı. İstediği değeri alamadı. Bir kadın, öyle mi? Kötü bir ilişkiydi. Toksik bir ilişkiydi. Ha. Öyle söyleyeceğim. Sibel o ilişkide manipüle oluyordu. Ben ve sevenleri, izleyicilerimiz ve kitlemiz bunu görüyordu. Bunu her seferinde YouTube'da söylüyorduk ama bazen anlamak istemezsin. Bazen ha, o görmüyordu. Siz onu anlatıyordunuz. Ama aşık olunca ama o görmek ya. Görmek istemiyordu. Aşık Bence olunca kendi olmuyor. De fark ediyordu. Annesi babası da muhtemelen ona söylüyordu. Ama Şükrü ile iyi bir sinerji yakalandı. Şükrü yakışıklı sevilen bir oyuncu. Dinamik tuttu. Şimdi ama bazen bu dinamik sarsılıyor. Bunu da ben çok işlerinde olduğum için biliyorum. Mesela Şükrü daha kendi postlarında. Hadi biraz daha böyle influencer magazin yapalım burada. Seyirci de birazcık tanımış olsun. Çünkü ben influencerları televizyona entegre etmek istiyorum. Çünkü artık bu ekosistemde hepimiz varız. Evet. Oyuncu ve influencer diye bir ayrım yok. Onlar da oyuncular kadar. Ben artık herkese tanınmış kimlik tabii diyorum. Tabii ki. Yani, ünlüler ve evet. bütün markalar şu an ben de bir influencer olduğum için bütün markalar hepimize çalışıyor. Ürünlerini tanıtmak için. Influencerlar bu sistemde, ekosistemde önemli bir parça haline geldi. Ve artık televizyondakiler de onları tanımalı diye düşünüyorum. Bundan kaynaklı da iyi bir sinerji yakaladı. Sen ama Şükrü post atmadı daha. Mesela sevenler, takipçiler bunlara çok takılıyorlar. Evet, mesela senin de ilişkin olsun. Senle mesela atmıyor. Sibel'le mi atmıyor? Benim de öyleydi. Yani, bana da aynısını yaptılar. Tabii, aynı zorbalığı yapıyorlar. Ben mesela paylaştım. Ben erkek arkadaşımı paylaştıktan sonra herkes onu niye paylaşmadı diye bekledi. Tabii. Çünkü seni ama seviyorlar. Ama o bir iş insanı. Şükrü paylaşabilir belki. Şimdi Sibel işte, influencer. Oluyor orada. Öyle zorbalık yapıyorlar yani. Sibel influencer. Aa, o paylaşmadı sen niye paylaştın? Sen de paylaşmayacaksın. Kendi hayatını 7/24 gösteren bir kız. Bir de diğerlerine evet, göre aynen. daha da fazla Önemli. Gösteren biri. Tamam hep ama ilişkisiyle Şükrü var olmuş. Ama Şükrü hiçbir şey hayır demiyor. Yani bütün postlarda rahat rahat poz ama veriyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi Şükrü'nün de Sibel kategorisinde hiçbir kız arkadaşı olmamış. Hmm. Bunu her anlama çekebilirsiniz. Sibel de onun için farklı bir versiyon diyebilirim kız arkadaşlarımızla. Tabii aralarındaki sinerji falan çok iyi. Çünkü sinerjiden ziyade her iki taraflı birbirine gezmeye başladılar. Çok fazla geziyorlar. Statü. Çok fazla tatil yapıyorlar Sibel'in birlikte. Sibel'in buradaki rolü çok yüksek ama. Mesela Şükrü'nün daha önce vizyon böyle katıyor, bir hayal. Evet, Sibel ona şu an vizyon. Sen onu söylemek istiyorsun. Vizyon katıyor. Sen eski bir duayen, evet, yeni nesilin anlıyorum. Yorumcusu anlıyorum. Olacaksın şu an. Canım benim. Evet, vizyon katıyor. Bu aslında mesela Başak Dizer'le Kıvanç Tatlıtuğ evliliğinde de Başak Tabii. Dizer mesela neden Başak Dizer? Çünkü Başak Dizer Kıvanç Tatlıtuğ'a vizyon kattı. Doğru. Onun Kesinlikle. Çehresini, Aynen. bütün duruşunu, kıyafetlerine kadar bir Kıvanç Tatlıtuğ. İşte her başarılı Doğru. erkeğin arkasında bir kadın vardır. Ama doğru. Onu da Başak o Dizer yarattı. O kesinlikle doğru bir şey.
Ben inanıyorum her başarılı adamın arkasında gerçekten bir kadın vardır. Yani bir kadın seni rezil de eder, vezir de eder muhabbeti. %100. Şimdi bir şey söyleyeceksin. Evet Yağmur. Evet, şimdi Şükrü'nün doğum günü müydü bilmiyorum. Yok, değildi galiba. Bir Sibille Şükrü tatile gittiler. Evet. Burada bir galiba kırılma var, onu söyleyeceğim de bu ekstradan biri yine magazin. Sibil zaten Şükrü'yü etiketliyor. Hı hı. Story'lerini. Şükrü de kendini ekliyor, bazen eklemiyor galiba. Burada çok emin değilim. Tamam. Geçen gün yine etiketledi ve Şükrü önce, mesela önce Sibil etiketlemesine rağmen onu, bunlar çok önemli detaylar tamam. Bu arada. Tamam. Önce Demet Özdemir'le olan bir etiketini kendine ekledi. Sonrasında Şükrü'yü ekledi. Yani Şükrü kendine Sibil ekledi. Sibil şöyle bir story attı. Bunu ben zaten kendi kanalımda da konuşacağım da buraya araya giriş yapıyorum. Bence bizi en çok yoran şeylerden biri bir şeyleri dozunda yapmamak. Dozunu bildiğimiz bir hafta olsun, sınırlı, düzenli. Yani şurada şunu mu demek istedi? Ben bir alınganlık hissettim. Yani ben seni etiketliyorum, sürekli etiketliyorum ama bence insan sevgilisini önce etiketlemeli, sonra rol arkadaşını kendini etiketlemeli. Sınırlı, düzenli, her şey dozunda yapmak lazım diye bir not düşmüş. Ufak bir sistem de olabilir bu. Ya olabilir tabii ki. Sonuçta iki tane aşık manipüle de oluyor olabilir. Peki size göre en iyi aşk kimin? Kimin? Kim yaşıyor en iyi aşkı? Bu mesela bir sürü aşık gösterdik. Tolga, o, bu, bir sürü insanı gösterdik. Şimdi burayı toparlayacağım biraz. Ben konuyla ilgili olarak hani benim en sevdiğim hani çiftlerden bir tanesi. Söyle. Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer zaten dile getirdim. Fikirdeyim. Aralarındaki iletişim. Kenan Sinem için ne diyorsunuz? Kenan İmirzalıoğlu Sinem. Olay içinde olaylı ama dışa vurum yaptıkları zaman mükemmel duran bir çift gibi. Doğru. Çok güzel yorum. Aynı fikirdeyim. Evet. Şimdi sen...